Merhaba. Konuğumuz rüya yorumcusu, biyoenerji uzmanı, güzellik uzmanı ve Theta Healer Sayın Hatice Öztaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Hatice Hanım, bugün ne kadar güzel konular üzerine konuşacağız, değil mi? Tabii ki. Çok güzel. Hep bilinçaltı. Evet. Yüksek benliğimiz. Evet. Zihnimiz devre dışı. Hep yüksek benliğimiz. Evet. Allah-u Teala'ya bağlanıyoruz bir şekilde. Theta Healing'de. Hı. Yani dünyadan evrene çıkıyoruz. Evet. Yedinci boyutta. İşte Allah-u Teala'dan istiyoruz. Evet. His değiştirmesi, his yüklemesi. Hı. Ama tüm bunların öncesinde sizi tanıyacağız, değil mi? Tabii ki. Buyurun. 48 yaşındayım. Sivaslıyım. Yani 1973 doğumlu oluyorum. Lise mezunuyum. Aslında güzellik uzmanıyım. Belli bir 7-8 sene yaptıktan sonra kapattım. Daha sonra farklı bir işler dalına girdim tekstil olarak. Tekstil de bıraktık. Öyle belli bir süre sonra. Sonra yani bir rahatsızlık geçirdim ben. Fibromiyaja çıktı işte. Bir iki sene doktorlar bilemedi falan filan. Hani bilinmedik ağrılar. Ve sonunda ben bu enerjiyle tanışmam bu şekilde oldu. Theta Healing'le falan. Yani hani uzaktan online şeyler aldım. Biyoenerjiler. Ve çok faydalı oldu işte. Theta Healing aldım uzaktan. Birebir aldım. Evet. Gayet de iyi sonuçlar verdi. Sonra dedim neden ben kendim yapmayayım? Ve sonra biyoenerjiye yaptım. Kendi kendime çalıştım. Hocamız Hülya Gözaçan, işte Ramazan Tolga yol yapanla beraber yaptık, aldım. Ve sonra Theta Healing dedim, Neslihan Bilir hocamız sağ olsun, o yardım etti ve öğrencisiyim. O şekilde devam. Birçok eğitim aldınız. Tabii. Bu anlamda. Daha sonra da rüyaya da nasıl girdim? Evet. Salonum varken ben fal falan bakıyordum böyle. İşte rüyalara falan gelip söylerlerdi, ben yorum yapardım falan ama bilinçli değilim bu kadar olduğunu. Sonra rahatsız olmaya başladım fallardan sonra falan. Yani böyle bir takım yerlere gittim, geldim, hiçbir şey olmadı mesela. Hani bir hoca okusun işte geçsin, üç harfler oldu bana musallat. Gece yatıyordum mesela, kaldırıyorlardı resmen, birisi görüyordum. Çekiyorlar da geri düşeceğim şekilde oluyordu falan. Hani bana gelen arkadaşlarım da uyuyamıyordu, ben de çok nadir rahatsız oluyorlardı falan. Sonra işte gittim geldim öyle birkaç kişiye, sonra hiçbir faydası olmadı. Hep saçma sapan şeyler. Sonra rüyama girdi bunlar. Ve rüyamda oku denildi bana mesela. Ama ben okuduğum duayı hatırlamıyorum. Ama rüyanızda okuyorsunuz o okuyorum, duayı. Evet, o duayı okuyorum. Belki de bilmediğiniz bir duayı okuyorsunuz zaten, değil mi? Bilinçaltı. Yani bilinçaltı işte. Ondan sonra okuttular bana. Şifalanmak aslında bu rüyada. Tabii. Doğru. Daha sonra işte gönderdim ben bunları ve çok net. Normalde unutuyorum rüyaları. Herkes unutur. Yani rüya eğitimi aldıktan sonra yaptım zaten bunu. Ve sonra onları yolladım ve kalktım. Ve sonra baktım, ertesi gün yaptım mesela. Ama ben yine bilinçli değilim. Bu rüyaydı diyorum mesela. Ve sonra baktım çok rahat yattım. Hiç gelen yok, giden yok, beni rahatsız eden yok. O şekilde dedim demek ki rüyada da oluyormuş. Sonra araştırdım. Hocamız, rüya eğitmeni hocam Yeter Kocaoğlu. Onunla tanıştım. Bir yolda, bir yerde kesiştik. Ve onu anlattım. Dedi böyle senin sen rüyanda şifalanmışsın. Allah-u Teala tarafın aslında rüyalarımızda şifalanabiliyoruz da. Hani büyü enerjide bilinçaltına iniyoruz ama rüyada kesin şifalanma. Çok güzel. Peki rüyada nasıl şifalanılır? Niyet ediyorsun. Allah-u Teala ile senin aranda mesela. Allah'ım ben niyet ediyorum. Ben neden böyleyim diyorsun. Aslında bazen de bilmeden. Ben mesela bu üç harfler geldiğinde bana, ben bilmiyordum. Şifalanacağımı falan da bilmiyorum. Bazı insanlara da bilmeden de gelir.
Ama insan bilincinde olmak. Ben hala oradan şifalandım, bilmiyordum mesela. Allah-u Teala tarafından geldi. Okundum, bitti yani, herhalde Allah'ın sevgili kuluydum diye düşünüyordum ben. Evet. Ama tabii eğitimden sonra şey oldu direkt. Aa, bilinçli bir şekilde evet, rüyalarda niyet edince de oluyormuş, olmadan da oluyormuş. Bu benim şifammış. O şekilde hocamız anlattı bize. O şekilde de ben de şimdi rüya yorumlarken de o şekilde şey yapıyorum. Rüyaları yorumluyorsunuz. Peki rüyaların bir dili var mıdır? Ne üzerinden ilerliyorsunuz yorumlarken? Yani semboller üzerinden mi? Sembol genelde. Ama herkesin rüyası kendine has. Yani seninki farklı, benimkisi farklı. Hepsinin bir mesela bardak sembol gördüysen herkese bardak aynı şey diye çıkmıyor. Onun bilinçaltına iniyoruz. Benim şimdi Theta Healing de var, büyü enerji de var. O bilinçaltına indiğin zaman rüyada da aynı şekilde bazı sembollerle bilinçaltına iniyoruz. Ve orada işte şey köken, kökenden gelen yani anneden gelen, babadan gelen negatiflikleri, işte kodladığımız, beynimize kodlanan şeyleri bulup, çözüp şifalandırıyoruz. Rüyayla da, Theta Healing'le de, şeyle de, biyoenerjiyle de. Ben üçünü karma yapıyorum. Evet. Peki, rüya yorumlarınızı yaparken aynı zamanda anladığım kadarıyla bir bilinçaltı değişim, dönüşüm seansı da uyguluyorsunuz. Peki, rüyada şifalanılır dediniz. Siz bu yorumları yaptıktan sonra danışanınıza nasıl bir yol izlettiriyorsunuz? Nasıl şifalanıyor? Ne yapıyorsunuz? Ya ben danışana ne yapıyorum? Önce hani sebebi ne? Önce konuşuyorum tabii ki karşılıklı. Şu 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 sebepten dediği zaman o şeye iniyoruz. O soruna iniyoruz beyinden. Bilinçaltına iniyoruz. Bilinçaltından, anneden gelen, çocukluktan gelen travmaları bulup o şekilde çözüyoruz. Evet. Peki seanslarınız ortalama ne kadar sürüyor? Yani şöyle 45 dakikada sürüyor, 30 dakikada sürüyor. Yani genelde 30-45, 1 saat, 1,5 saat sürdüğü de oluyor. Oluyor, evet. Tabii danışanımız bilinç şey yapıyor, direniyor. Hayır, ondan değil. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Farklı A diyor, biz B'den buluyoruz mesela. Hiç olmayacak, yok öyle bir şeyim diyor mesela. Abi bakıyoruz ki ondan. Hiç evet. Olmayacak sebepten. Evet. Aynı zamanda biyoenerji uygulayıcısınız ve Theta Healer'sınız. Peki her iki uygulama uzaktan da yapılabiliyor mu danışanlarınızla? Tabii online'da yapıyorum. Ama tabii şey karşılıklı olması daha şey. Evet, birebir hani, olması. Birebir yani en azından biyoenerjide de olsun, Theta Healing'de de olsun çakraları dengeleyerek işte tıkanıklık, akım, şey enerjisel akımlar bozuk oluyor bazen. Kendimiz sıkıyoruz zaten. Evet. Bilinçsiz bir şekilde kodlayarak her şeyi kodladığımız zaman tıkanıyoruz. Onları kök çakralardan açarak enerjisel tabii ki. Danışanın kendi enerjisi de önemli, istemesi önemli. Kök çakraları dengeleyerek ışık topuyla, ışıkla, yaratıcının yardımıyla, istekle. Zaten istemek enerji biliyorsunuz. Evet. Yapmanın yarısıdır. Evet. Başarmanın. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Ne için size danışıyorlar? Daha çok hangi konular üzerine? Hangi konular üzerine? Yani ilişki olabilir, ilişki genelde. İlişkileri düzenli gitmiyor. Çoğunlukla ilişki. Evet, çoğunlukla ilişki. Tıkanıyorlar yani aslında ilişkide de şöyle, biz istediğimiz için karşımızdaki bize o şekilde davranıyor. Hani aramıyorsa bizden kaynaklanıyor telefon, hani sık sık arayıp ilgilenmiyorsa yine o da bizim kodlarımızla alakalı. Yani o kodu senden değiştirdiğimiz zaman yani partner olsun, erkek arkadaş olsun o değişiyor otomatikmen. Aslında yani biz yapıyoruz tıkanıklığı. Evet. Evet doğru. Peki rüyalar çıkar mı? Tabii ki. Yani %5'i çıkar. %5'i çıkar.
Rüyada şifa, yani uyarıcı rüyalar da var, şifalanma rüyaları da var. Niyet edin, zaten niyet ediyorsun. Niyet ettiğin zaman bir şekilde Allah-u Teala onu sana gösteriyor. Rüyanda değil, gerçek hayatta da gösterebiliyor. Rüyanda görmedin, niyet ettin. Allah'ım bu benden neden kaynaklandı bu hastalık veya bu kişi bana neden böyle yaptı? Onu niyet edip yatıyorsun. Rüyanda görmezsen zaten normal hayatta bir kuş vasıtasıyla bir kedi önüne çıkan herhangi bir sembolle de şey yapabiliyorsan Allah-u Teala bir kişi tarafından da. Evet. Peki, işinizin zor yanları nelerdir? Yani zor yanı aslında çok yok öyle zor tarafı ama şey danışanlardan işte direnç olduğu zaman kırma yani o şey temizlememiz, bilinçaltına inmemiz çok zor oluyor. Sadece o var. Başka zor tarafı yok. Bir de şey işte hani alma verme dengesi oluyor ya yani şey yapıyorlar işte senden şey geliyor mesela. Gerçi onu temizleyebiliyoruz. Negatif enerjiyi alıyorsun kalıyor. Biraz onu şey yap. İlk başlarda zorlanıyorduk. Bir tek negatifleri işte onu pozitife çevirmek zor geliyordu. Sonra onu ayarladık yani ayarlayabiliyorum artık. Evet, artık Aa, kendinizi ya tabii koruyabiliyorsunuz. koruyabiliyorum evet. İlk başlarda öyle değildi. Orada zorlanıyordum. Artık o da geçti. Evet. Peki işinizi yaparken keyif aldığınız yanları neler? Yani ona bir takım ona dokunabiliyorsam ruhuna istediği şeye. O çok hoşuma gidiyor. O iyileşiyor, onları görüyor, ilişkisi düzeliyor. Hani rüyasında işte diyor sevgilimle böyleyim, erkek arkadaşımla böyleyim. Şu şekilde davran, bir geri çek kendini diyoruz, bir şey yap. O şekilde davrandığı zaman otomatikle karşıdaki de değişiyor. Aslında bir anlamda siz rüyaları yorumlarken koçluk da Tabii yapıyorsunuz, yaşam değil mi? koçluğu da yapıyoruz. Evlilik ilişki koçluğu da aldım ama daha tam şey yapamadım onu. Ama bunların içinde zaten hepsi koçluk da var. Var. Evet. Güzellik uzmanı haricinde hepsi var. Güzellik Hepsi var. uzmanı da aslında bir koçluk. Evet. Baktığın zaman hani kaşını değiştiriyorsun, gözünü değiştiriyorsun, bakım yapıyorsun, el ayak bakımı yapıyorsun, saçını, her şeyini kendine bir koçluk yapıyorsun aslında. O da bir koçluk gibi. Evet. Ne kadar güzel. Siz içten dışa tamamen güzellikle ilgileniyorsunuz. Değişimle, Evet. dönüşümle ilgileniyorsunuz aslında. Peki, sizce başarı nedir? Başarı. Bence başarı nedir? Yani o başarı derken yani müşterinin başarı, ben müşterinin beni şey yapması yani hani beni istemesi, sürekli bana bir şeyler danışması, benim ona bir dokunuşumla fayda olması bence başarı budur danışanlarımızla. Evet. Peki işinizde hedeflemiş olduğunuz bir nokta var mı? Ya öyle bir hedeflediğim bir nokta yok ama tabii yani şu anda çok çok iyi diyemem kendime. Daha da ilerisi, daha da iyi. Ya hep dahalar var bende zaten. Ya şu anda kendimi çok tamamıyla biliyorum, ediyorum. Yok asla. Haşa yani. Daha öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Evet. Son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz ya da vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şöyle yani hani insanlar işte kötü rüya gördüm. Ay çok korkunçtu ne olacak falan. Hiç üzülmesinler. Hiç kötü rüya yoktur. O sana bir uyarı. Allah-u Teala mesela biz size bir şey söylerken mesela örnek size kırıyoruz biz. Allah-u Teala kırmadan sana özel rüyanda veriyor bu şeyi. Biz kırarak söylüyoruz, insanları kırıyoruz incitmeden. Allah-u Teala rüyalarımızda veriyor. Ama bu da korkunç değil. Hani sen onu gör, şifalan diye veriyor. Bu şekilde. Çok teşekkür Rica ediyoruz ederim. katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz Hoş bulduk. programımıza. Sağ olun. Evet, Sayın Hatice Öztaş konuğumuz oldu. Hoşça kalın.